Zaten e, Yalçın Karatepe'nin bir açıklama yapması da e, bekleniyor. Saat 10'da başladı 12.34 uzunca bir süre oldu e, ve görüşme e, sürüyor. Bakalım e, çıkışta e, bir açıklama gelecek mi yoksa CHP Genel Merkezinden mi yapacak o açıklamayı e, takipteyiz. Şimdi e, artık tatil bitti yeni haftaya başladık ve e, hemen Altan Sancar sizin bağlantınızdan önce e, sevgili Aslı Kurtuluş Mutlu'ya bağlandık. Biz başkente yoğun bir başkent gündemi var böyle kısa kısa partilerle devam edelim isterim şimdi az önce siz MYK dediniz 14'te CHP'nin MYK'sı var AK Parti'nin de 15'te bir MYK'sı var ve il başkanlıkları ile ilgili bazı iddialar var önemli bir değişim gelir mi sizce oradan yani bu yönde bir hazırlık olduğu söyleniyor. Zaten Rize İl Başkanı aslında bu süreci başlatmak için işaret bir şey yaptığı da söyleyerek istifasını vermişti. Bunun devamının gelebileceği, bazı görev değişikliklerinin olabileceği il başkanlıklarından, ola, il başkanlıklarından başlayarak olma ihtimali bulunuyor. Hangi il başkanlığı mesela? E, elbette ki başarısızlığın ciddi oranda olduğu. Bence bunların arasında İstanbul ve Ankara'nın olma ihtimali var. Öyle mi? Hele ki hele ki özellikle Ankara'nın çünkü e, Ankara'da e, ağır bir yenilgi alındı. İstanbul'da %de10 %10'luk bir yenilgi alındı. Bu AK Parti açısından ağır bir yenilgidir. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yeniden Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasıyla değil, e, Erdoğan'ın siyaset sahnesine çıktığı yer olarak tarif edebileceğimiz Beyoğlu'nun e, neredeyse ilk defa CHP'yi e, dışında tutacak olursak Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine geçmiş olması ee, herkesin oy kaybı olabilecek diye baktığı yerlerde oyların korunması işte Beşiktaş gibi yerlerde oyların korunması ve buna ek olarak Tuzla gibi Beyoğlu gibi yerlerin yeniden e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmiş olması e, bu sebeple AK Parti'de ciddi değişikliklerin işaretini veriyor. Ama mesele AK Parti açısından il başkanlarını değiştirmekle kurtarılabilecek bir durum mu? Değil burada da işte bir Erdoğan taktiğini görüyoruz. Zaman kazanma. Yani bir yandan muhalefetle görüşüp zaman kazanmaya çalışan. Kampa kadar e, mı zaman kazanmaya çalışıyor? Kampta yakın 30 Haziran. E, kamp değildir. Eminim ki kamp değildir. Daha uzun bir zaman kazanmaya çalışıyordur. Hem ittifak ortağıyla olan e, yeni düzlemini kur, kurmaya hem kamuoyuna verebilecekleri mesajları yeniden dizayn etmeye. Aynı zamanda yani e, siyasi partiler canlı organizmalardır. E, Türkiye toplumu Türk toplumu bakıp seçim sonuçlarını aylarca konuşup üzerinde üzüntüler yaşarken siyasi partiler ertesi sabah uyanır ve bir sonraki seçime hazırlanır. Her seçim için böyledir bu. Cumhuriyet Halk Partisi nasıl ki 28 Mayıs'ta ağır bir yenilgi aldığında ertesi sabah işte Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrısı bu organizmayı gösterdiyse AK Parti açısından da böyledir. Bir sonraki seçime hazırlanıyor AK Parti. E, zaman kazanma aslında bu. Erdoğan ne yapacağını kararlaştırmak istiyor. Sadece partisiyle ilgili bir dizayn değil, kendi adaylığı, kendi sürecine ilişkin de zaman kazanmak istiyor. Ama bunu yaparken bir yandan da olası rakipleriyle mücadelenin e, e, temellerini atmaya çalışıyor. İşte e, Ekrem İmamoğlu ile ilgili ne yapabileceğini, en güçlü olası aday olduğu için söylüyorum. E, ne yapabileceğini, nasıl, e, belki adaylığını engelleyebileceğini ya da parti içerisinde, CHP içerisinde nasıl bir tartışmanın fitilini ateşleyebileceğini e, gibi bir takım hazırlıklar içerisinde elbette ki. Peki e, e, ittifak ortağıyla... İttifak orta yeni zemin dediniz az önce. Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti'nin CHP ile olan temaslarından rahatsız olduğu bazı kulis bilgilerinde uzun süredir konuşuyoruz biz bunu. Ve 1 Temmuz itibariyle de Sinan Ateş duruşması var. Bayram da geçti. Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Bahçeli arasında bir görüşme olur mu? Ve eğer olursa bu görüşme ittifak orta yeni zemini oluşturacak bir görüşme mi olur? Şöyle başlayayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin e, bayram sonrasında zaten görüşme ihtimalinin çok güçlü olduğunu biliyoruz. Muhtemelen meclis açıldıktan sonra e, bir görüşme olacak. E, bu görüşmenin içeriği ne olur? Elbette ki ittifak de konuşulacaktır. Ama burada ben e, tersten bir okuma yapmanın bize faydalı olacağını düşünüyorum İrem Hanım. O da şu. E, çok sık bir şekilde şunu dile getiriyoruz. Ben de dile getiriyorum ama e, geçen e, AK Parti'den önemli bir isim aradı ve yanlış okuyorsunuz dedi. E, AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi'ne çok ihtiyacı olan bir parti olarak okuyorsunuz dedi. Ama burada bir ittifak var ve kimin kime ihtiyacı olduğu noktasında yeteri kadar e, doğru okuduğumuzu düşünmüyorum dedi. Ve şunu söyledi. Arkasında hala halk desteği olan bir AK Parti ve Erdoğan var. Ee, bu ittifak MHP'ye ne kazandırdı doğru okumanız gerekiyor. Çok şey kazandırdı dedi. Ee, belki bakanı yok belki ee, işte mecliste yeteri kadar milletvekili yok ama bürokraside çok güçlendiler dedi. Bakın bu durum AK Parti'nin aslında biz MHP'ye değil MHP bize muhtaç okumasını getiriyor. Ee, ve yine MHP'den de çok kısa bir süre önce ayrılan e, MHP'de de zamanında görev almış olan bir isim de bana şu e, noktayı işaret etti. Siz bir şeyi daha kaçırıyorsunuz dedi. O da şu e, MHP içerisinde geleceğe dair bir kavga ya da bir kavga demeyeyim de bir mücadele olduğunu dile getirdi. Ee, bunun Nasıl da bir mücadele? Sonrasında bir hazarlık. Bunun da Bahçeli sonrasında bir hazırlık olduğunu söyledi. Ee, aslında MHP'nin içinin o kadar da e, göründüğü kadar sakin olmadığını, e, bir hararet olduğunu, burada bir mücadele olduğunu, zaman zaman kamuoyuna farklı isimlerin yaptığı açıklamaların da bunun bir dışa vurumu olduğunu söyledi. Ki bence doğru bir tespit. MHP aynı zamanda bu kadar kapalı kutu olmasına rağmen e, zaman zaman bu Sinan Ateş cinayeti e, suikasti konusu dahil olmak üzere bir gelecek hazırlığı var. Bu bahçeli sonrasına da bir hazırlığın işaretleri elbette ki. Ee, ben bu ittifakın dağılacağını da düşünenlerden değilim. Bu ittifak hep söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim bir katolik nikahıdır. Biri sendeleyip düşüp artık yol yürüyemeyecek hale gelene kadar bu e, ittifak devam edecektir. Çiftler ayrılsa da ee, görüş ayrılıkları olsa da e, aslında kağıt üzerinde e, devam eder diyorsunuz ittifak. Bu ittifak devam edecektir çünkü o kağıt bürokrasideki çok şeyi elinde tutmaya devam ediyor. Hem AK Parti açısından hem MHP açısından. Ee, Peki e, bu o kağıt Sinan verecek. Ateş konusunda e, neyi ifade ediyor bize? 1 Temmuz öncesinde. Sinan... 1 Temmuz elbette ki kritik bir tarih. MHP'nin burada alacağı tavır. O gün o mahkemenin önünde, o mahkeme salonunun önünde, adliyenin önünde alacakları tavırı ben merak ediyorum. Yani mesela ülke ocaklarından birileri orada mı olacak? E, ya da MHP'den birileri orada mı olacak? MHP'nin avukatları orada mı olacaklar? Olur mu sizce? E, böyle bir e, iddia dolaşıyor çünkü Ankara'da e, özellikle. Yani böyle bir durumun olabileceği, en azından avukatlar düzeyinde olabileceği. Hatta e, ülke ocaklarından gençlerin orada olabileceğine dair belli başlı iddialar var İrem Hanım. Bu sebeple e, bunu dile getirdiğimi Gerginlik söylemek istiyorum. Yergilik iddiaları da var. Dışarıda olabilir e, dikkat edin diye. Tam da bunu e, işte söylemek istediğim nokta buydu. Yani ülke ocaklarından birilerinin orada olabileceğine dair. Bir anlamda Sinan Ateş'in arkadaşları var, Ayşe Ateş'in arkadaşları var. Onlara destek verenler var. E, ve bu konuda e, yazan, çizen, konuşan gazetecilere artık parmak sallama durumuna gel gelmişlik var. Bu sebeple önemli bir gün. Ama ben e, Sinan Ateş cinayetinin e, açık söylemek gerekirse emniyet aslında gereğini yaptı. Bakın emniyet teknik takibi alınabilecek. Herkesi teknik takibi aldı. Dinledi. Dosyaya koydu. Bugün basında yazıp çizilen... E,